Şimdi haberler. Murat hoş geldin. Gündem oldukça sıcak fark ettiğin üzere. Biz de elbette ki ciddiyetle bu konuyu ele alacağız. Teşekkür ederim beni davet ettiğin için Evet. Onurcuğum. Bu biliyorsun programımızın adı İncir Kabuğu. İncir kabuğu İncir muydu? Kabuğu. Bizimki 2 yok şey olmasın. Telife girmesin İncir Kabuğu 2 Ekim koydum. değil 2 Ekim miydik? Peki. miydik? Herkese selamlar arkadaşlar. Konsolosluğuna hoş Dam! Ben bir geldiniz. de ben vurayım. Sen de vur. Çok güzel bir hissiyat. Arkadaşlar bugün burada stüdyoda bir değişiklik olduğu için masa başında yapıyoruz ama bu bir iki video böyle devam edecek. Bundan sonra tekrar Bir şey koltuğumuza soracağım. geçeceğiz. Bir dakika. Belki seyirci diyecek ki abicek O da olabilir. Bu güzel olmuş diyecek. Ha güzel Ya olmuş. niye şey yapıyorsun hemen sen yönlendiriyorsun Ya Murat? ne bileyim. Niye böyle yapıyorsun Ne ya? bileyim oğlum. Niye konsolosluğunu kapatıyorsun ya? Ver lan şunu. Herkese Çok konuşuyorsun. hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir gündemde bir aradayız. Evet. Valla çok enteresan oldu ya. Böyle falan durabiliyorsun. Tabii Böyle güzel değil mi aslında? bardak mardak Her koyarız. şeyi yaparsın. Ben aklım şeye gitti bak şimdi. Ben Ne? yemek masasında yapıyordum ya Evet, daha rahat değil mi? haberleri. Tabii. Ta yıllar önce. Güzelmiş ya. Güzel. Şöyle durabilirim şu Özledik. an. Var. Peki hadi Murat diyelim bakalım haberlere. Şimdi geçen gündemde ilk başta girerken demiştik ki biz bunu yayınladığımızda BlizzCon olacak. Evet. Oradan da Doom 4 haberi gelir demişim ben. Tabii ki dilim sürçmüş orada. Diablo'dan bahsediyordum. Gerçekten de Diablo haberi geldi. Evet. Yanına bir de Overwatch haberi geldi. Önce Diablo'dan biraz bahsedelim. Diablo 4 duyuruldu. Evet. Biraz farklılıkları var tabii ki. Yine aksonometrik bir hack and Evet. slash ama artık bir open world. Ve lineer bir hikayesi Oynanışı yok. olmayacak. Oynanışı olmayacak. 5 bölgeden oluşan bir dünyası var ve istediğin yeri gezebilecekmişsin. Evet. 5 tane kahraman var. Hero mu artık ne diyeyim? 5 tane şey var. Sınıf. Sınıf En var. doğru sınıf. 3 tanesi belli şu anda. Bildiğimiz aslında Diablo. Diablo'nun Açık devamı dünyalısın. açık dünya olarak gelecek. Evet. Online olmak zorundasın oyunda ve oyun bazen yanına birilerini atacakmış. Yani giderken başka oyuncuları Evet. göreceksin. İstersen onlarla grup olabileceksin Evet. ama bir MMO değil. Değil. Anladığım kadarıyla hani bu Destiny'de de bazı Evet. yerlerde böyle 2-3 kişi Görsün görürsün mü? ya, Evet. ona benzer bir şey var ama isterseniz bunda bu özelliği kapatabilecek misiniz? Yani grup olma özelliğini Evet. kapatacak mısınız ama online bağlantın her zaman olmak Olmak zorunda. zorunda. Zaten Diablo 3'te de vardı O öyle miydi? Onu hatırlamıyorum. bu. Evet, Ben Diablo 3'te de öyle mi hep oynamıştık senle online ya? olmak zorundaydın. Peki. Tek başına oynuyordun ama. Böyle bir şey. Ne diyorsun? Şimdi en başta şunu söyleyeyim ben. Sana sorayım. Biraz yaklaştırayım şunu. Diablo 4 heyecanlandırdı mı seni? Ona gelmeden önce ben de başka bir sana soracağım. Sor. Soru soruyu açar. Tamam. Her şeyi biraz böyle bir yıl geriye gidelim. Bir Galiba yıl. ilk bir yıl geriye gidelim. İlk bir yıl önceki BlizzCon'da ilk bir Diablo gelecek dedi. Sonra ama dedi Mobil ki mobil çıkardı. çıkacak dedi. Büyük bir hayal kırıklığı, Evet. büyük bir yuhalama falan hani bayağı bir tepki gördü Evet. sosyal medyada olsun, işte forumlarda olsun, editorial kısımlarda olsun. Şimdi sence Salak. dur bir saniye dur. Şimdi Aynı anda 10 puanlık göster. uzman soru. Sence o tepkiden sonra mı Diablo 4'ün kendisi gelişmeye başladı? Çünkü çok kısa bir zaman var. Yok. Değil mi? Yok. Çok net. Çünkü belli ki bayağı Evet. ilerlemiş. Yani 3 tanesi oynanıyor. Evet. Oynanabilir. Şu anda Görüntü onu gösteriyor. Evet. gameplay'e baktığın zaman bayağı ilerlemiş. Bir senede yapılacak Yapılmış iş değil değil. o Değil yani. mi? O kadar bölüm Tabii. tasarımı, o kadar skill ağacının oluşması falan. Mümkün değil. Evet. Yani o zaman işte çok net bir şekilde stratejik bir hata. Tabii abi. Evet. Yani ikisini birden şey yapsana, Ne güzel. göstersene. Orada millet sana o yuh muh Evet. dediğinde bir dur bakalım ya Evet. kardeşim de. Tabii Ya da bir bir saniye saniye. bekle bakalım, dur bakalım de. Diyeceksin ki Ardından koy. astrolistler son çıkar Ha diyeceksin. yani. Koyacaksın yani Ya, çocuğu. yapmadı. Onlar da Evet. zaten beklemiyordu öyle bir Muhtemelen. olayı ama hakikaten o zaman bunu getirseydin Evet. kimse sana bir şey demeyecekti. Diyecekti. Hatta belki o mobilde de oynarız ne güzel Aynen diyecekti tabii hatta. tabii daha da katlanabilirdi yani. Çünkü hani mobil daha çok tercih eden oyuncular tarafında da Diablo da bize geliyormuş çıkacaktı. Baya Ha. baya sansasyonel bir şey olacaktı. Şimdi heyecanlandın mı? Hayır. Net. Niye? Bilmem yani yıllardan beri oynadığım şeyin hani aynısını oynamaya devam ediyorum sonuçta. Ben oynayacak mıyım? Kesinlikle bitirecek miyim? %100. Ama aman Allah'ım Diablo geliyor Murat'ka o falan olmadım yani. Hani belki çok yaşlandık bilmiyorum. Hani sonuçta bunun her 10 yılda bir veya her 5 yılda bir Diablo çıkıyor hani Ya, baktığımız zaman. baktığın zaman Diablo 2 ile 3 arasında 12 sene Bak vardı. birincisi Şimdi 96'ydı.
Tamam, birincisinden evet. sonra ikincisi 2000'de geldi. Evet, 4 yıl. Üçüncüsü 2012'de geldi. Evet, orada bayağı bir geçti. Evet, şimdi işte 8 ne zaman çıkacağı da belli değil. Evet. Xbox One ve PlayStation 4'e de geliştiriliyormuş. O yüzden yani onların da gelecek sene sonunda artık biteceğini düşünürsek tabii ki bitecek ama hala devam edecek ömürleri. Yani 2 senesi falan var diye ben tahmin çok ediyorum. Çok heyecanlandırmadı. Yani hemen çıkacak bir şey değil. Ben şuna dikkat ettim. Çevremde o kadar büyük bir hakikaten şey yaratmadı. Dalgalanma yaratmadı. Daha çok böyle bizim yaşımızda işte 90'ların sonunda Diablo 1'i görmüş, Diablo 2 çok oynamış kişiler de bir heyecan oldu. Ama biraz böyle dar bir kitlede kaldı gibi geliyor ve sanki yani artık bu tarz yeni nesil oyuncuları 2000'den sonra ya da 95'ten sonra doğanları şey yapacak mı yani? Acaba kendisine çekecek mi diye de bir düşündüm. Biraz bana şöyle geliyor. Diablo 4 böyle hafif şey gibi, hani bir karşılaştırma yaparsak Star Wars gibi. Nasıl ki hala Star Wars filmleri gelince çok heyecanlanan bir kitle var. Ama Star Wars filmleri hiçbir zaman bir Marvel filmleri olamıyor. Mümkün değil. Olmuyor yani. O kadar kitle ulaşmıyor. O kadar büyük kitleye ulaşamıyor. Yani Diablo da sanki böyle Star Wars gibi belli bir kitle tarafından çok sevilecek ve beklenecek. Ama bütün oyun dünyasının geneline baktığın zaman öyle bir Fortnite gibi bir şey yaratmayacak. Yani Fortnite tabi burada çok karşılaştırılacak bir oyun değil de. Yani onun ulaştığı kitleye ya da onun kadar çok fazla insana ulaşamayacak. Özetle ana akım oyun olmayacak. Ana akım olmayacak gibi geliyor bana. Evet, benim hissettiğim heyecandan. Yalnız şey güzel. Görüntü olarak, tasarım olarak. O dark şeyi aladın mı? Evet. Hala bir gibi değil. Böyle gotik şey yok hala bence. Ama o 3'te insanların çok şey yaptığı, böyle sevmediği durumdan da biraz sanki eskiye dönmüşler. Katılıyorum sana. Evet. Open World olması biraz heyecanlandırmadı değil. Yani en azından farklı bir deneyim yaşatacak. Kesinlikle, yani şu da bir gerçek. Hani bunu madem yapıyorsun DLC de verebilirdin. Hani bir şey değişmiş oluyor hani günün sonunda. Tabii. Lore'una hiç girmiyorum. Evet. Lilith olacak oyunda asıl düşman olarak. Kötü olarak. Hani Lilith ne yapmıştı bugüne kadar çok takip ettiğim şey. Diablo benim için her zaman tak tak taktır yani. Başka şey. Çok fazla kitaplarını okuyup da bilmem nesine dalmış değilim. Overwatch 2 de duyuruldu. Bu hiç heyecanlandırmadı yani şimdi. Ama hani biz sence oynamıyoruz, çok normal, ama bunun bayağı deli gibi oynayan insanlar var. Yani burada ne bileyim Ali ile Veli olsaydı ve hani yaşları da çok daha bizden küçük olsaydı muhtemelen bunu bayağı çılgınlar gibi bekledikten alırlardı. Yaşla alakası yok. Biz hani daha çok hikaye odaklı oyunlar bizi daha fazla heyecanlandırdığı için. Yoksa Overwatch'ı sen oynamadın, ben oynadım da. Ya ama bıraktık yani. Bıraktık yani, en de sonunda bıraktık. İnsan şunu düşünüyor yani, niye Overwatch 2 yapılıyor yani. Hani Overwatch 1'in üzerine yeni karakter getirip, yeni map getirip, yeni mod getirip niye devam etmiyorlar diye düşünüyorum. Ama sonra aklıma şey geliyor, lan her sene FIFA çıkıyor. Yani her sene Call of Duty çıkıyor. Yani Call of Duty 5 saatlik hikayeyi artık yalandan çakıyor. Bundan sonra gerisi multiplayer'e, o çıkıyorsa bu da çıksın diyorum. Tabii. Yani. Dünya böyle satacak sana. Bir de zaten Overwatch'un içerisine de hikaye şeyleri koydular. Ben oynamadım ama. Yeni yeni hikaye öyle de gelecekmiş bu arada. Böyle. Evet. Güzel. Diablo 4 ama 2021'den önce bence kimse beklemesin. Zaten onlar da öyle demiş. Hemen çıkacak değil demişler yani. Daha var yani. Sony yeni kartuş patenti bu ayın aldı. En kartuş dediğimiz mürekkep kartuş değil bu arada. Printer için şey oyun depolama birimi. Ve işte acaba yeni bir el konsolu için hazırlık mı yaptık? Evet. Ama adamlar Sony döner mi sence? Valla şimdi Switch'in başarısını gördüğümüz zaman yani bir gerçek var Murat. Ne kadar pastadan pay alırsan o kadar faydalı, ama önemli olan o pastadan pay alacağın zamanki Ar-Ge'nin ne kadar büyük olduğu ve ne kadar yatırım yapacağın ve bunun ne kadar zamanda dönüş olacağın. Şimdi bir gerçek var. Şu an el konsollarını herkes Nintendo'ya bırakmış durumda. Yani Sega zaten bir şey üretmiyor. Xbox tarafında hiçbir şey yok. Konsol diye bir şey kalmıyor. Yok. Şimdi o kadar büyük bir pazarı, yani ben mobil bir şekilde oyun oynamak istiyorum ve bunlar casual değil, hardcore nakde diyorsun. Eğneni tersiyle itiyorsun, bırakıyorsun ki satış rakamları aynen ortada Switch'in başarısının, ki Switch çok şey hibrit bir makine hani evde ve işte sokakta oynayabiliyorsun. Ve buna rağmen bu arada bir şey daha söyleyeceğim.
Switch'in atağında şeye dikkat edersen Switch Lite çıkartıyor. Çıktı. Çıktı mı? Ve Switch Lite biliyorsun aslında bağlanmıyor. Joy-Con'lar da ayrılmıyor. Net bir şekilde mobil yenilik bir cihaz. Şimdi Nintendo bunu böyle peynekle gibi satarken bir de sadece ben mobilde isteyen adamlar için biraz daha böyle kırpılmış versiyon yapıyorum diyorsa bil ki pazarda bir talep varmış. Var. Talep evet. Her zaman vardı ama. Evet. Ama Sony'de havlu attı ama bir yandan da. Enteresan. Yani şimdi bir şekilde kesintiye uğradığın şeyde yeni bir cihaz çıkarttığında insanlar sana güvenecek mi? Bilmiyorum. Yani sen güvenir misin? Şu an bir tarihinde patladı. Yani tamam. Allah'tan para vermedi. Çok eskisine dönmüyorum da. PSP evet. Zamanla Vita alanların hepsi ağlıyor ya, yani. Ya, yüzden. Hiçbir şey olmadı. Evet. Şimdi Nintendo'nun elindeki oyunlara bakıyorsun. Çok uygun şeye, el konsoluna. Evet. Ama Sony'nin ürettiği oyunlar genelde büyük ekranlara yönelik hep. Daha adult şeyler yapıyor. Daha yetişkinlere yönelik. Bilmiyorum, bence yanlış bir hamle olur gibi geliyor bana. Tekrar Vita yani benzeri bir şey çıkarsa. Ya şimdi, çok inovatif bir şey olması lazım. Yani şöyle düşünüyorum Murat. PS3'te nasıl çuvalladılar? Aha. Yani hani şimdi ev konsollarındaki dominasyonu Nintendo'nun mobildeki gibi düşünmeni istiyorum o zamanın şartlarında. PlayStation 2'den sonra gelen böyle büyük şaşalı makine ya, PS3 tamam, çuvalladı. PS3'te çuvalladı ama PS4'te toparladı diyorsun ama el konsolunda hiçbir zaman başarılı olamadı ki zaten. Yani. Ama PSP ya, ilk PSP tam kötü bir cihaz değildi ama yani alamadı sonuçta. Evet. Hani çok gölgesinde kaldı yine Nintendo'nun. Ya onun sorunu ne biliyor musun? Belki de bilmiyorum tamamen. Evinde bir tane PlayStation varsa bir tane daha PSP alıp evet. Benzer oyunları ona onun için para vermem bir saçmalık. Zaten dikkatlerden sonra crossbuy'lar çıktı. Bunu alırsan onda çalışıyor, bunda çalışıyor ama o toplama yetmedi durumu. Yani Switch'in ve Nintendo'nun en büyük avantajı burada. Cihaz aldığın aynı. Şey aynı olduğu için evde de sokakta aynı şey oynuyorsun para vermeden. Eğer ki Sony bu modeli kıvırır ve hakikaten iddialı makine yaparsa PS5'te aldığın her şey bu makinede geçerli, bir hesabın var ve hepsini oynarım diyorsan bence müthiş bir şey. Çünkü şunu tekrar söylerim. Yani bu firmalar kâr etmek için varlar. Ve hissedarlarını zengin etmek istiyor günün sonunda. Çünkü onlar da bir yatırım yapıyorlar. Böyle bir pazarı kimse Nintendo'ya bırakmak istemez. Yani kalkıp da şu an ben hani Sony'nin şimdi kendi şeyleri yok Murat. Artık medyaları yok. Yani Blu-ray var okey. Eskiden bir memory stick Duo vardı. Çünkü neydi? Pazarı dominasyon yapabilecek için şeydi. Sony'nin Wario laptopları vardı. Çakıyordu üzerine memory stick Duo'ları. Ondan sonra onu bir şekilde kullandırtıyordu o stickleri. Şimdi şöyle düşünüyorum. Diyelim ki bu şeyi, kartuşu PC tarafı için yaptı diye düşünüyoruz. Yo, hayır yani böyle bir pazar yok Sony'nin artık, bunu öğretmez. Kime şey yapacaksın USB'nin olduğu bir oyun yandan? Oyun içindir diyorsun. Net bir şekilde oyun içindir. Belki aklıma şu geliyor. Acaba ne bileyim geriye dönük bir uyumluluk falan mı? Yani sadece kutunun dışına çıkmak istiyorum ama neyin uyumlu olacak? Çok mantıklı değil. Evet, aynı öyle. Bakalım, göreceğiz. Bu arada ilginç bir şey söyleyeyim ben sana. Söyle bakalım. Ben artık Switch'i hiç televizyona takmıyorum. Elde oynuyorsun evet. Olsun. Ama Levent'ten alabilirsin. Yok, Levent artık şey yapmıyor pek. Ne? O tablette oynuyor genelde. Öyle Switch'te mi? Çok oynamıyor. Ha. Ve ben Switch hiç bağlamıyorum televizyona. Hep elimde. O zaman yani. Sen aslında şu an Lite çıksa ilk başta Lite'a da dolmuş olsun diye. İlk başta almazdım ama alıştım yani. Alıştın. Artık hiç bağlama ihtiyacı hissetmiyorum televizyona. Ama evet. Bildiğim kadarıyla sen hiçbir zaman için Switch'te sokağa çıkıp da bir Switch açayım da şurada kahvemi içerken yok. Öyle bir şey yok. Yani sen ev oynasın. Zaten yola mola gittiğim zaman oluyor. O da çok olmuyor yani. Şimdi Kojima ile ilgili ve Death Stranding ile ilgili iki tane haber var. Bir tanesi şu. Kojima şöyle bir beyanat verdi arkadaşlar. Zaten biliyorsunuzdur ama yine de söyleyeyim. Avrupa ve Japonya'da oyun çok güzel geri dönüşler ve tepkiler aldı. Ama Amerika'da biraz sert eleştiriler aldık. Bunun da nedeni Amerikalıların daha çok FPS tarzını sevmesi. Buna rağmen Avrupa insanının mesela İtalyanların ve Fransızların sanatsal olarak daha hassas olmaları nedeniyle bu tip oyunlara daha ön yargısız yaklaşmaları bu yüzden de Avrupa'da daha başarılı oldu demiş. Evet. Yani kısacası süslü lafları bırakırsak Amerikalılar FPS'den anlar, Avrupalılar sanattan anladıkları için Death Stranding'de sevdiler demiş. Evet, yani peki. Türkçesi translate bu. ne diyorsun? Sıçtın sıvadın diyorum. bu kadar şey söyleme, döverler. Net bir şekilde sıçtın sıvadın oğlum. Yani bunun şeyi yok, dilimizin yani kemiği yok. Çünkü biz burada doğruları söylemek için varız. Sen bunu biliyordun.
sen bunu biliyorsan buna göre o pazara göre oyun yapacaktın. Madem hani Amerikalılar FPS'i çok seviyor ki unutma. Amerikalılar senin daha önceki FPS olmayan her oyunu ayıla bayıla oynadı. Tabii. Bu bir. İkincisi zamanında sen çok iyi bir şekilde madem böyle bir pazar var. Bir tane ne olacağını biliyorsan PT diye bir şey yaptın, FPS yaptın bize. Ağzımız bir karış açık kaldı. Hı-hı. Tüm dünyada olumlu not aldı. Evet. O zamanlar bunu kimse böyle bir düşünmüyordu da şimdi mi şey oldu? Sanatsal oldu. Ha? Ya bir de Kojima abicim. Şöyle bir şey var. Yani tamam doğru bir tespit olabilir bu belki bir noktada da. Yani o zaman şöyle bir şey demiş oluyorsun. Benim sanatsal bir oyunum var. Siz anlayamadınız. Ya bir sanatsal tabii. Bir oyunun yok. Kusura bakma yani. Tamam eyvallah. Orijinal bir oyunun olduğu kesin. Yani kesinlikle orijinal bir oyun. O konuda hiçbir kuşkum yok. Ama bu onun iyi bir oyun olduğuna gelmiyor. Yani bir şeyi yok yani. Bir benzeri olmayan bir oyun. O konuda haklı. Ama sanatsal açıdan görselliği sanatsal sayarsanız güzel dağ tepe. Tamam. Yani sanatsal açıdan ya sanatla bir bağlantı kurulacak bir durumu yok. Yani orijinaliteyi sanat sevenler orijinaliteyi gerçekten seviyorlar mı acaba? Bilmiyorum. Çünkü yani sanat tarihinde de bayağı bir şeydir yani tutucudur insanlar. Öyle çok yeniliklere sanat seven adam yeniliği açık adamdır gibi bir önerme yapılabilir mi? İzleyiciler yazsın yani. Bir şey söyleyeceğim. Bak bununla ya sanatsal tarafı varsa benim hiç sevmediğim ve bundan dolayı yani bizim izleyiciden çok tepki aldığım bir oyun var. Hangi oyun? Journey var. Journey var. Yani Journey, ben... Journey bunu gömer o zaman sanatsal olarak. Başyapıttır yani. Journey, Michelangelo'nun ustalık eseridir. Ne koyarsan yani koy. Journey, bak Journey sanatsal oyun derse Journey'e ben sanatsal oyun derim. Çünkü yani görselliğinden tut, oyun mekaniklerine kadar. Renk paletine kadar her şey yani gidiyor. Sadece görsel olarak değil, oyundaki her elementi bir gerçekten bir sanat eseri gibiydi. Ve Amerikalılar da çok sevdi bu arada. Yani Journey. Şimdi o yüzden açtım o konuyu. Yani... Bilemiyorum. Yok, bir noktada da insan sıçtın sıvadın Murat'cım ya bırak. Şey, oğlum kızacaklar. Ya yani. Arkadaşlar bunda kızacak bir şey yok yani bazen hakikaten doğru eleştiri yapmak lazım. Biz hatırlarsan bu çıkmadan önce sen de demiştik ki Cyberpunk mı acayip gelecek yoksa şey mi diyecek Destek mi iyi gelecek demiştim. Ben orada sana bir yorum yapmıştım. Kojima ya çıkar ya batar demiştim. Ortası olmaz yani zaten fakir sen şu an tam o modda ya beğenen hakikaten belki çok bir şey gelmiyor. Beğenmeyen ki dünyanın çoğunluğu hiç beğenmiyor şu an. Bunun ayıbı yok arkadaşlar yani insanlar başarılı olur, başarısız olur, hayat inişlerle çıkışlar olur, her zaman başarılı olacak size bir kaydı yok. Ama bir gerçek var yani ya buna kim çok, olacak, kim 50 saatini gömecek şeyle arkadaşım. Şeyle çok katılmıyorum hani dünyanın çoğu beğenmedi böyle bir şey yok, tamam. Data yok elimizde. Ya Metacritic'teki yani. Şeye bakarsan fena değil sonuçları. Metacritic'te eleştirmenlerin yani dergilerin notu 85'ti galiba. İnsanların da kullanıcıda 67 falan ama Metacritic o kadar garip bir şey ki bakıyorum hani elle tutulur bir puan mı bu 67 diye. Ulan yok baktıklarımın canım, sıfır basıyorum baktıklarımın yarısı 0 yarısı 10. Evet. Tamam mı yani? Hani 8 veren var mı? 7 veren var mı? Arada nadir 5 veren falan var. Hani onları okuyorum ne yazmışlar. Ya rasyonel bir değerlendirme yok değil, orada. Değil yani hani o yüzden hani çoğunluk beğendi beğenmedi denecek bir durum yok. Oyunu zaten istersen başka bir zaman tartışırız. Yani şu anda hani mesele de o değil. Şimdi tartışacağız Murat. Bu haberin şeyi o değil ama hani gereksiz bir açıklama kesinlikle olmuş canım. Bence. Yani bir ulusun tamamının belli bir şeyden anlamaması gibi bir durum. Ki abi yani. Hani Amerika'dan ne oyunlar çıkmış bugüne kadar. Hayır şunu söyleyeceğim Murat. Yani geçmişte sen bunu yapmamış olsan, ilk defa böyle bir şey yapıyor olsan ve daha önce hani Amerika'da bunlar çok iyi falan mıydı? Geçmişte yaptığın şeyi hani benzerini mekanik olarak demiyorum yani bakış açısı, perspektif ve sanatsal boyutu olarak bakarsan bir benzerini yaptın hani nihayetinde. O zaman iyi satıyordu, herkes hayrandı. Şimdi ne oldu? Bu arada bir not daha vereyim bu haberle ilgili, sonra geçelim, çok uzatmayalım. Birisi de bir araştırma yapmış. Basın arasında Amerika'daki notlar daha iyiymiş. Anlaştı. Yani enteresan. Batırmış, evet, sıvamış. Bir başka bir Death Stranding ile ilgili başka bir olay daha var ama bu oyunla çok alakalı değil. Famitsu dergisi var biliyorsun Japonya'da. Bu adamlar 40-40 verdiler. Yani onu da birazdan konuşuruz. Yani tam not verdiler ve 25 tane oyuna vermişler açıldığı günden beri seneler içerisinde. Bu işte 25 mi vermişler? Bu 26. olmuş galiba. Fakat şöyle bir durum var. Bu derginin sahibi olan insan oyunun içerisinde bir karakter olarak var. Oyunun şey derginin logosu falan da var oyunun içerisinde. Bir reklam gibi gözüküyor değil mi sanki bakınca? Ve yani insanlar doğal olarak tartışıyor. Bu etik bir şey mi? Bu normal bir şey mi? Yoksa hani buradan
kızılmalı mı buna, yoksa evet abi dünya böyle bir şey yani çok önemli bir şey değil bu mu demeli, yani etik mi diye insanlar tartışıyor. Bir de bu Game Awards'ı işte yılın en iyi oyunlarını seçme iddiasında olan işte Game Awards'ın sahibi olan, tamam yılın oyununu o vermiyor, bir jüri var arkada, onlar çalışıyor. Bu da yine oyunun içerisinde var. Bu da yine Kojima'nın kankası. Ya bunlar, bu ilişkiler etik mi değil mi? Dünyanın bir kısmı onu tartışıyor. Türkiye'de tartışalım mı? Tartışmayalım mı? Önce onu söyleyeyim, çünkü tartışmaya başlayınca vay adam siz niye gömüyorsunuz buna diye bir duruma da geldi, oldu. Peki. Ama bence tartışmak lazım. Ben şunu söylemiyorum bu arada. Yani bu adamlar tam notu bu nedenle vermiştir demiyorum. Vermiştir abi, herifin dergisi yani. Adam bulmuştur bir şey. Vermiştir. Ama etik midir bu? Sence? Yani güvenini sarsan bir şey midir bu? Kesinlikle. Çünkü bu belli ki bir PR çalışması aslında. Çünkü Conan O'Brien'i de sen kullandın. Evet. Conan O'Brien'de niye? Çünkü şey, yani dünyanın, Amerika'nın en çok izlenen showman'i adam, stand-upçısı. Onu da kullandın. Ve ben hiç zannetmiyorum ki onun bedavaya herhalde, çıkıp da orada çok yüzünü gösterdiğini yani. İnsan düşünmüyor değil. Ne diyorsun? Ya bana göre etik değil zaten. Etik değil. Etik, kesinlikle etik değil yani. Sana tamam. Gelse gidip oynamaz mısın? Böyle bir şeyde, oyunda. Oynarım. Gel Onur. Tamam okey, oynarım. Oynarım ama o süre yani, incelemem mi diyorsun? İncelemem veya hakikaten incelediğim zaman da objektif neyse her zaman gibi onu veririm. Yani belki şu, bunlar da objektif olmuştur. Yani Murat bilmiyorum, 40'a 40 vermek kolay iş değil. Bir de işin ilginç yanı şu, hani 40'a ben 40. Çok Famitsu'nun çok bilmiyordum yani. 40 ne lan dedim yani, niye 40? Yani 50 olur, 100 olur da 40 ne? Evet. Sonra meğerse şöyle bir şey varmış. 4 tane ayrı insan her oyunu oynuyormuş. Onların puanlaması. Onların puanının toplamıymış bu. Evet. Peki ya şimdi biz burada 20 senedir beraberiz. Evet. 15 senedir arkadaşız ve çok yakındır birbirimize zevklerimiz. Genelde aynı şeyleri sever, nefret ettiklerimiz, sevmediklerimiz aynıdır ama senle ben bile bir gününe kadar olsak, ya evet, bir gününe kadar aynı değerlendirme yapmayız yani mümkün hiçbir zaman. Değil. 4 mümkün kişi evet, tam not veriyor. Çok ilginç bir durum yani. Evet. Bence pek olası, matematik olarak değil, çok olası bir şey değil, değil ama. Tabii. Siz de yazın arkadaşlar lütfen. Yazın tabii. Bu konudaki fikirlerinizi. Naughty Dog'un henüz duyurulmamış bir sonraki oyunu multiplayer olacakmış ya da içinde multiplayer elementleri olacakmış abi. Yani benim için bu çok önemli bir haber değil. Çünkü hani Naughty Dog'un şu ana kadar herhangi bir oyunun multiplayer'in çok iyi olduğunu görmedim. Veya hani kendi arkadaş grubumuz içerisinde. Güzel. Ya şeyi yapmışlardı ya. Uncharted. Uncharted. Evet, o yüzden. Vardı. Evet. Üçün galiba yanılmıyorsam. Hatta galiba sonuncusunda var. Öyle mi? İşte, ya, işte bu kadar. Var. Anlıyor musun? Naughty Dog'un multiplayer'den beklentimiz bu kadar. Olup olmadığını ve hangisi olduğunu bile hatırlamıyoruz. Ama tabii bu multiplayer derken PvP bir şey gelmesin aklına. Evet. Aha. Farklı bir şey de olabilir. Olabilir. Yani, çünkü Last of Us 2'de bir factions diye bir şey yapacaklarmış. Herhalde işte factionlar olacak. Oyuncular onlara farklı factionlara geldiğinde bir şekilde birbirleriyle iletişime geçecek falan, etkileşime gidecek ya, falan gibi. Murat. Sonra çıkartmışlar oyun içerisinden bunu. Single player deneyimini şey yapmasın, baltalamasın diye. Bu belli ki çok hoşlarına gitmiş belki. Bunu kullanan bir oyun yapacaklar belki. Okay, inşallah yani iyi bu fikirdir. Böyle, bu böyle Uncharted'ın multiplayer arenası gibi bir durum olmayacak. Olmayabilir. Evet. Yapsın abi adamlar. Güzel iş yapıyorlar. Yeniliği açıl sonuçta. Ya, evet. Ticaret devi Tencent Nintendo karakterleri olan oyunlar yapmak istediğini söylemiş. Evet. Ve tabi Tencent'ı biliyorsunuz. Epic dev hissesi var. Activision Blizzard da var. Riot'un sahibi. Nintendo verir mi? Vermez. Vermez. Bence Nintendo alır mı Tencent'i? Alır mı Tencent'i? Nintendo mu? Alamaz değil mi? Nintendo alamaz. Tencent'ı nasıl alıyor lan? Bilmem. Alabilir mi? Bakma mı? 500 milyar dolarmış ben söyleyeyim. Gerçekten mi? Hı-hı. O zaman hiç bakmayayım. Şey, tamam, alamaz. Okay. Yani, ama satmazlar. Geçen seneki cirosu mu artık? Cirosudur herhalde. 500 milyar dolarmış. Acayip para. Bize iş çıkar mı oradan? Çinliler. Ama tabii şöyle bir şey var. Yani Nintendo'yu alacağız demiyor ki adamlar. Tabii. Yani, ama iş yapıyor. Ama şöyle bir gerçek var. Nintendo gibi. Ne diyeyim? Bağnaz demek istemem, daha böyle katı kuralları olan, hani çok fazla böyle, yani ben kendi yağımda kavrulurum, dışarıyla fazla pek iş yapmam, ben de iş yapacaksan kural setim budur ha diyen bir firmanın da kalkıp kendi karakterlerini vermesi bir tek şartla olur. Der ki Nintendo,
ben bu karakteri sana veriyorum, atıyorum ne bu Mario mu? Mario ile alakalı bir şey yapacaksan ne bileyim oyunun renk paletine kadar, oyunun geçeceği evrene kadar bir takım şeyler koyarlar. Ne diyorlar bu şeylere? Kural seti koyar. Kural seti koyar veya daha doğrusu regülasyonlar mı demek daha doğru aslında? Bir takım regülasyonlar bile koyabilir yani bağımlısı evlete. Ki Nintendo buna girmez ya. Hani Nintendo zorla değil bilmem ne bir şey değil. Niye bunu yapsın ki? Benim aklıma bir tek şey geliyor. Hani Nintendo dışında Nintendo karakterlerinin olduğu oyun. Ubisoft'un bu tavşanlarıyla olan bir oyunu da. Platform Rabbit. Platform Rabbit bilmem ne. Değil mi? O da Nintendo karakterleri vardı onlarda. Yok öyle bir şey var mı? Vardı evet. Allah'ım. Öyle hatırlıyorum. Bir de işte şey var. Yürürken Pokemon avladığın oyun var. Onun dışında da kimseye al Mario oyunu yap demez dediğini pek hatırlayamıyorum. O, varsa, marka, o markayı öyle zaten harcatmaz evet, yani kolaydan. Ama tabii paraya bakar bu. Tencent da eşek gibi para çıkar da. Yani sonuçta acayip bir para teklif ederse ben senin karakterinin oyunu yapayım dersin. Al yap da diyebilir yani. Ama şu da bir gerçek. Tencent de ya aldığı şeyi sevmezler. Yani onu geçtim. Aldığı şeyden ne kadar getiri yapacak ki buna ne kadar para verecek yani. Bir de hani ne bileyim dünyanın en çok satan oyunu şey Mario. Ne kadar kazandı ki onun ne kadarını vereceksin ki bir Mario hakkını alacaksın falan. Ben hani oradan bir şey çıkmayacağını düşünmüyorum yani. Olabilir. Fortnite'ın aylık gelirleri arkadaşlar 2019 başından beri düşmekteymiş. Başlamış düşüşe. Eyvah Epic! Evet. Ziller çalıyor. Eylül ayında ilk kez 100 milyon doları geçememiş. Paraya bak. Evet, şimdi diyoruz çat, ki... Çat 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 çatları basarken... Yani Fortnite 2019 başından beri düşüşteymiş diyoruz. Düştüğü nokta 100 milyon dolar aylık. Muazzam para yani. 100 milyon dolar ama sonuç olarak bir düşme şeyine girmiş. Hı-hı. Belli ki trendine girmiş gibi gözüküyor Fortnite. O yüzden de bak hep diyoruz ya Epic Store, Epic Store. Evet. Bir şekilde o belki, aldığı parayı aktaracak yani. Bunu bir şekilde belki adam daha ilk başta şey yaptı, anladı. Tabii. Ama zaten hayatın bir gerçeği yani hani bir doygunluk noktası var. Hı-hı. En nihayet oraya ulaşacak şöyle ki ulaştı. Ya, tabii Eylül ayında bunun 100 milyonu geçememesinin nedeni Eylül ayında çok oyun çıkması da olabilir. Her şey olabilir yani, canım. Sene sonunda belki insanlar paralarını başka yere yani buradan tek bir aylık veriye bakıp da bundan sonra bundan bu düşüyor şey trendine diyemezsin. Girmiş diyemezsin. Evet. İncelemek lazım. Red Dead Redemption 2 PC'ye çıktı biliyorsunuz arkadaşlar. Ne rezillik oldu be abi. Sorunlarla çıktı. Toplamda da 26,5 milyon adet satmış. İyi. Red Dead Redemption. Daha PC'de de bu girecek. Görecek şansı. Çok iyi. Vallahi çok vallahi iyi. Rockstar'la. Rockstar para basıyor be. Ama bayağı sıkıntılı çıktı. Ya öyle mi? Emniyet 1080'de falan böyle oynayamıyorum. FPS'e düşüyor 4K mümkün değil falan diye. Ayırdı millet kendini de sonra peşlerle falan düzelttiler. Çekip düzen vermişler bayağı bir. Ama bilmiyorum. Ben Rockstar'ın hep kalite kontrol kısmını çok beğenmişimdir. Yani ben şey hatırlamıyorum yani şu an kadar bir Rockstar oyun çıktığında böyle ya bu çok kötü falan dendiğini hatırlamıyorum. Yani teknik anlamda kötü dendiğini hatırlamıyorum. İlk defa böyle GTA bu kadar... GTA Online'da da öyle olmuştu. GTA Online'da da bayağı bir iki hafta kendine gelememişti. Hatırlıyorum. Ben oynamadım onu bilmiyorum ama yani onda hiç böyle şey olmuştu. İçin böyle single olan bir konuda ben GTA'nın yani stand olan bir oyunda bu kadar kalite kontrolünden böyle zayıf geçtiği bir oyun hatırlamıyorum. Yani burada bir kalite kontrol sorunu var yani belli. Ya o zaman bir 15-20 gün daha bekleyin arkadaşlar. Evet, ondan sonra aynı öyle. Net bu yani. Kadar beklendikten sonra biraz daha beklenebilir. Evet bu da enteresan bir haber. Sony Interactive Entertainment'ın başkanı CEO'su Jim Ryan demiş bu da. Demiş. God of War, Spider-Man, Last of Us gibi isimler PlayStation Now servisine koymak için çok değerli demiş. Hı hı. Değerli olduğunu söylemiş. Yani aslında burada biraz şeye görmeyin diyor. Gönderme yapıyor. Hani Microsoft bunları ilk gün kendi çıkarttığı oyunları koyuyor ya Game Pass'e. Hı hı. Yani Jim Ryan da demiş ki öyle bir delilik yapmayız demiş. Tabii yani. Öbürü şey diyor yani sen şu an satmak için kendini 40 yalıyorsun veya bu hizmeti satmak için aslında insanları tekrar konsol aldırmak, Xbox Game Pass'e abone yapmak için kendini ikiye ayırıyorsun. Benim öyle bir derdim yok arkadaşım yani. Ben bunu satmak için yapıyorum. Bedava vermek için değil veya bir abonelik sistemi sana kiralamak için değil. Bunu söylüyoruz. Adam büyükse, şu an pazar liderse bu lafı edecek ama bir sonraki nesilde işler değişirse o dil dönür dolaşır tekrar işte böyle ağzına girer yani. Hep çünkü diyoruz ya büyük konuşmayacağım. İşin gittiği yer hep Netflix tarzı abonelik sistemleri olabilir. Tabii olmayabilir her zaman ama sanki o tarafa doğru gidiyormuşuz gibi diyoruz. O gün geldiğinde
Belki de. O güne gelmeden yani şunu demek istiyorum. PlayStation 5 veya Xbox neyse adı muazzam çıkar. PlayStation 5'i gömer. Böyle bir gene şu an olduğu gibi fark açar. Tam tersi işler değişir. O zaman o dilin senin bayağı bir şey olur yani. Sen hoş olmaz demişim. Körertirler diyorsun. Yani öyle, öyle konuşmayacaksın. Öyle tabii şu anda lider konumunda olduğu için tabii ki rahat yani. Evet, çünkü hatırlarsan PlayStation 3 dönemine geçelim. Kendi live servisini çıkarttığı zaman PSN tarafında Sony bedavaydı. Bedavaydı. Ya tabii. Ne oldu şimdi paraya çevirir? Çünkü pazar yedirsin. Tamam mı? Hı-hı. Hayat böyle bir şey yani. Ticaret böyle bir şey. Eğer zayıfsan bu sefer daha çok müşteri çekmek için bir şeylerden feragat ediyorsun. Veriyorsun bedavaya. O yüzden o abiye selamlarımızı söylemek ama lazım. Ama bir şey söyleyeceğim. Hı. PlayStation 3'ün online'ına da para verilmez. Verilmez diyeceğim. Leş. Yani hatırlıyorum leş. Da yani. Şey falan var, vardı. Ama. Net. Xbox 360'tan chat kurardı. Keyboard chat vardı abi. Of. Onu ne kadar gülerdik onu hatırlıyor musun? Yarım saat yazıyorsun falan. Keyboard chat. Şeyle kontrolörle. Neyse geçti bak yüzüm. Şeylerinden zayıflıklarından ders çıkarttı. Şu anda konuma iyi konuma geldi. Yine aynı CEO demiş ki PlayStation 5'in kodlaması en kolay olan PlayStation oldu olacak demiş. Çünkü oyun geliştiricileri öyle söylüyormuş. Ne anlamda acaba yani? Ya yani mesela hep şey dedi. Mimari olarak PlayStation 4'ten çok büyük değişiklik olmuyor ama. Bilmiyorum yani sonuçta o SDK'nın nasıl yapıldığını, nasıl yapıldığını bilmiyoruz. Demek ki. Ama şu bir gerçek. PlayStation 3 döneminde işte AMD'de RTX yüzünden ve şey Cell yüzünden o işlemci yüzünden. PSK3'te. Evet. Yani hep söyledi kodurlar bu şeyi yaparken bayağı PlayStation tarafından çok zorlanıyoruz diyorlardı. Şimdi. Ama bir fark var sebebini söyleyeyim hani önce. Burada bir de. Sony bu işlemciyi kendisi birileriyle ortaklaşa yapmıştı Cell tarafında PlayStation 3 döneminde. IBM'le yapmıştı. IBM'le doğru. Toshiba da vardı hatta galiba. Olabilir. Ben IBM'i hatırlıyorum. IBM büyük ortaktı doğru söylüyorsun ki PowerPC temelliydi. Evet. Ama şimdi şeyleri de CPU da GPU da ikisi de AMD'den alıyorlar. Doğru hani bu işlerin kolaylaşması evet. Çok daha normal. Bir de yaptığın SDK'yı biraz daha user friendly yapıyorsan da hani bu lafları etmek büyük laflar değil yani bunlar olan şeyler. Şimdi yeni nesildeki arkadaşlar, yeni arkadaşlar bilmeyebilir ama eskiler mutlaka bilecektir. Bu PlayStation 2 ve PlayStation 3 döneminde hep şöyle bir laf söylenirdi. Keşfedecekler abi. Tabii. Cell'i keşfedecekler. Tabii. İşlemciyi keşfettikçe yani öyle bir şey ki onu böyle yavaş yavaş keşfediyorsun potansiyeli ortaya çıkıyor. Neymiş böyle tabii Ar-Ge yapıyorsun şey üzerinde. CPU işlemci üzerinde. Çünkü oyunları daha iyi yapasın yani. Şu yüzden bu işlemci yapan da bilmiyor kapasitesini. Yani, anlatamıyor bunu. Anlatamıyor, biz yaptık abi ama çok değişik şeyler var. Her şey olabilir. Dokunuyorsun başka bir şey çıkıyor falan yani. Tam öyle bir geyik vardı o zaman işte PlayStation 3 yeni çıktı. Daha dur bakalım 5 sene sonra ne göreceğiz. Evet. Şimdi bilmiyorlar. Potansiyel çok çıkıyor ortaya falan. Artık biliyorlar. Evet, yani evet. Artık her şey ortada. Çünkü işte dediğin gibi bilinen CPU, bilinen grafik kartı. Evet. Her şey biliniyor yani. Evet. Belki ondan da olabilir ya. Çünkü kesinlikle. Hakikaten bunun şöyle bir doğruluk payı vardı. Aslında potansiyelin ne olduğunu bilmediklerinden değil. O kadar zor bir işlemciydi adam ki. Adam harcaman gerekiyor. Evet onu da tecrübe edilmek, istediğin şeyi yapabilmek için saç baş yoluyordun. Evet. O yüzden ikinci oyununda daha az saç baş yoluyordun. Nedeni oydu yani. Ama şimdi artık öyle bir durum olmadığı için. O yüzden arkadaşlar hani Sony'nin burada muazzam yaptığı bir şey de olmayabilir yani. İşte bu değil mi? Yani zaten teknoloji buna göre gidiyor. Burada bir şey hemen üstüne bir parantez açayım sana. Hatta şu an Levent Pekcan olsa o daha da böyle şey derinlemesine bilgi verir. Commodore 64'ün çok ünlü bir şey ses çipi var. SID diye. Ondan sonra o melodileri falan üreten bu SID çipi. Neye bağlayacağım konuyu? Konuşabileceklerini düşünmemişler onu diyeceğim. Hayır o beraberinde şu da var. Bu SID chip'ini tasarladıktan sonra herifler bırakıyorlar ve işte yani proje bitiyor falan ve biliyorsun teknoloji o zamanlar yani 10 yılda bir falan değişiyor. Moore yasası o zaman daha yavaş ilerlediği için. 10 yıl boyunca programcılar hani daha ne yapabiliriz diye böyle yarım kalmış şirketin içerisinde yarım kalmış böyle teknolojileri veya adapte edilmiş şeyleri kullanarak SID chip'inde hakikaten inanılmaz bir devrim yatıyorlar ama orada bir şöyle bir zorunluluk var. Teknoloji o kadar hızlı ilerlemediği için öpe öpe ondan bir şey üretmen gerektiği şeyler böyle kendini yoruyorlar. Burada keşfetmen anlaman gerekiyor. Orada adamlar keşfetmiş. Bunu acaba nasıl yaparız daha öteye çıkarız? Daha nasıl sağırız? Modundalar ama bu herif daha onu sağlamıyor. Hani ağzına yapıyor ama süt gelmiyor. Nasıl süt gelmeli ağzının modunda? O yüzden anlayış farkı var. Aynen öyle.
Peki son haberde BioWare arkadaşlar 4 Aralık'ta ilk oyunun çıkışından 10 sene sonra Dragon Age 4'ü gösterecek gibi gözüküyor. 4 Aralık çünkü Dragon Age günüymüş. Bekliyoruz bakalım Dragon Age 4. 3'ü yani satın alıp da Allah'tan o zamanlar da ucuzdu. Ya sen sevmedin Dragon Age 3'ü ama ben Bak ayıla bayıla başladım, yalan yok. O tactical screen'ı gördüm, ayıla bayıla oynadım. Abi senin istediğin KOTOR olmayacak. Tamam bitti ya, tamam ama ben de. Sil artık ya. O zaman koymayacaksın onu. Öyle göstermeyeceğim bana. Abi isteyen kullanır, sana ne? Ne demek sana ya? Allah Allah, illa KOTOR'daki gibi mi olmak zorunda? Tabii ki Murat, tabii ki. Neyse Dragon Age bence üçüncüsü fena bir oyun değil. Güzel bir oyun. Tabii ki ben 2'ye göre kıyaslarsam kesinlikle. 2'ye göre çok daha iyiydi. Dragon Age... Şimdi BioWare standartında bir oyun muydu Dragon Age 3? Bence öyle. Öyle mi? Öyle. Bence sanki yani şu an bileyim subjektif, yani hepimiz subjektif yapıyoruz da şu an şey etkisi var ya düşünüyorum. Yani BioWare'in şöyle tepeye doğru düştüğü için ondan gelen bir şey, evet yani bunların içerisinde Dragon Age 3 iyiydi ama. Tabii canım, ben Andromeda ile falan karşılaştırmıyorum canım, ama yani. Dragon Age 1 bence en iyisidir ama ona göre de fena değildi. Peki, yani saygı duyuyorum. Kötü bir oyun değildi Dragon Age 3. 4 de artık son şeyi. Yani son bizim verdiğimiz son fırsat artık. BioWare toparlayacaksa toparlasın kendini. Yoksa bayağı hadi abi eyvallah artık sana. Gideceğiz. Helvanı yiyelim, senden bir halt olmaz belli oldu diyeceğiz. Yani bu çok önemli bir oyun o yüzden. Bana sorarsan. O şirketin geleceği açısı. BioWare'in son çıkanları düşünelim. Şimdi en son o saçma sapan robotlu Zamazingo'yu yaptı. Tamam, Anthem Parides var. Ondan önce de Andromeda var. Andromeda var. Ondan bir önce de şey vardı işte. 3 vardı. 3 vardı. Ondan bir önce Mass Effect 3 vardı. Dragon Age 2 evet. vardı. Yani özetle aslında son çıkarttıkları 2 oyun direkt çöp ve hani şey BioWare standartlarına yakın bile değiller. Evet. Yakın bile değiller. Hani yani... Yani teknik problemler var falan diyemiyoruz. Oyunlar baştan aşağı şey yani sorunlu ve evet, hiçbir oyuna yani yakışmayan bir şey. Sana katılıyorum. Gerçekten son fırsat olabilir. Kader. Yani eskiden BioWare bir duyuru yapacak diye kendimizi ayırdık. Tabii. Oo falan diye, ama bu heriflerin çöküş şeyle başladı. Şu Star Wars'un şeyini online yapmaya başladılar ya. He. Ondan sonra bir daha adamlar böyle bir şey Night of the Old Republic. Bir topla toparlayamadılar Muratçım. Electronic Arts onların etkisi. Evet. Buyurun. Etkisi. Evet efendim. Haberleri sunduk. Bir sonraki haber kuşağına tekrar görüşmek üzere. Esenlikler dileriz. Arkadaşlar beğendiyseniz bu formatı gündemde söyleyin. Ha bir dakika. Her program bitişinde bir şey konuşuyoruz Murat'la. Sonra yapmıyoruz. Aklıma geldi. Vurma da. Evet, mikrofon pat ediyor. Ne diyoruz Murat'cığım senle? Abi şu şeyi keşke patronu söylesek, patronu söylesek diyoruz. Arkadaşlar patrona abone olun, tamam biliyoruz. Dolar kuru çok net söyledim. Evet, dolar kuru yukarıda farkındayız ama patrona abone olun. Değil mi? Patrona abone olun. Olun abi. Patrona niye abone olmuyorsunuz arkadaşlar? Bir dürüm parası ya. Hep öyle anlatıyorum ben. Bir dürüm parası. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Görüşürüz arkadaşlar. Bakın burada da yazıyor patronlar. Bu arada Pinti Panda gelmiş. O da hoş gelmiş. Aa patron mu olmuş? Ulan. Görüşürüz. Hoşçakalın.